Şimdi bak Galatasaray, ki ne zaman geçeceğiz bilmiyorum. Geçtik. Ha, devam geçelim, edelim. Değil mi? Beşiktaş Madem çok konuştuk. Başta, aynen. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun. Bak öyle ya da böyle Emre Akbaba geldi. Bu arada hani ben şahsen çok büyük tebrik ediyorum. Neden? O yaşadığı, o sakatlığı yaşadığı güne dönüyorum. Sedye'deki Emre Akbaba üzgün. Bin tane acabalar var. Acaba ne oldu? Ne sakatlığım var? Ne ameliyatı olacağım? Kaç ay sonra yürüyebileceğim? Kaç ay sonra koşabileceğim? Evde oturacağım, arkadaşlarımın idmanını izleyeceğim, maçını izleyeceğim. İnanılmaz bir psikolojik olarak zor bir durum. Sonuçta iki kere mesela ben çapraz bağ yaşadım. Bunları yaşamış biri olarak söylüyorum. Böyle bir süreçten dönüyorsun, neredeyse bir sene sonra çıkıyorsun deplasmanına, kupa maçı, gol atıyorsun. Bugün takımının galibiyetinde çok önemli bir rol oynuyorsun. Ben şahsen tebrik ediyorum. Kafa olarak o kadar güçlüymüş ki bu süreçleri atlattı, döndü, muhteşem bir şekilde oynuyor. Kimse de belanda umurunda değil artık. Herkes Emre Akbaba'yı konuşuyor. Emre Akbaba şut atıyor, asist yapıyor, orta kesiyor. Bugün Saracı, Ömer Bayram, Emre Akbaba'nın aralarında yaptığı pası Galatasaray toplasan bütün sezon kanatta yapmadı ilk yarıda. Bugün inanılmazdı. Saracı sanki 10 senedir Galatasaray'da oynuyor gibi. Kaç tane bindirme. Bak orta yapmıyor ha. Pas veriyor. Çok da oynamadan da pas geldi. Pas veriyor ya. Değil mi Erman? Penaltı evet. Noktasına çıkarıyor. Bakıyor. Kim boş ona göre pas veriyor. Falcao'yu da biraz kazandılar. Falcao bugün dakika 92 bir depar attı. Kornerin orada top kazandı filan. Stat yıkıldı yani. Falcao da çok istekli. Şimdi bak futbol o kadar enteresan ki. İki tane aynı puanlı takım. Galatasaray 30, Beşiktaş 30. Bugün Beşiktaş şampiyonluğu kaybetti diyor diyenler var. Ki ben diyorum matematiksel olarak bitmedi mi hiçbir zaman umut bitmez. Galatasaray'la ilgili de aa bak şampiyonluk potasına girdi kazanınca. Yani o yüzden bu ligde daha çok şeyler olur. Galatasaray biraz toparlanmış gözüktü. 60 dakika hakikaten iyi futbol oynadılar. Ben Galatasaray'ı beğendim. Lemina. Genel anlamda beğendin 60 dakikada mı beğendin? İlk 60 dakika. Fizik olarak ne zaman düştü Galatasaray? Ki çok hırslı başladı. Hakikaten tempolu başladı. Fizik olarak düşmesi de normal. Lines bir senedir top oynamıyor. Değil mi? Sağ bek. Sol bekin yeni gelmiş. Emre Akbaba bir senelik sakatlıktan çıkmış. Falcao belki yeni yani 3-4 tane oyuncun ister istemez fizik olarak düşeceği belli. Lemina hırslı her şeyi yapmış ama belli bir dakikadan sonra düştü. Seri öyle. Bence 60 dakika çok iyi oynadı Galatasaray. Seyirci o kadar rahattı. Ama ne zaman 2-1'i yedi? Ben mesela televizyondan izliyorum maçı. O stattaki gerginliği ben evde hissediyordum. Ki işte bak diyorum. Muslera. Ya 2-1 öyle bir top çıkarıyor ki direkt dibinden. Sana maçı aldırdı işte Muslera. 65 dakika kalesinde top görmedi. Bir tane şut gelmiş o da direkten döndü. Frikik'ten. Roda Yegan'ı. Abi işte kalecilik budur ya. Sana maç kurtaran kaleci budur. İlk yarın 11'ine de boşuna koymadık. Özellikle bugün büyük yine takım gösterdi kaleciliği neden diyorsun. Olduğunu. Özellikle büyük takım budur. Kaleciliği. Her Beşiktaş, zaman top gelmese de hazır olmak. Beşiktaş bu konuda da şanssız. Adam 65 dakika kalesine top gelmiyor ki kaleciler için en zor şeydir. Bak dünyadaki işi en zor olan kimdir biliyor musun? Barcelona'nın kalecisi olmaktır. Adam %70, %80 topa sahip top gelmiyor. Ama top geldiğinde kurtarırsan kırar ama olursun. Ama onu pas trafiğinde Muslera, kullanıyorlardı. Yani. Muslera var öyle keyif yapıyor. Yani, libero pas trafiğinde kullanıyorlar onu. Muslera 65 dakika top gelmiyor çıkıyor sana maçı kurtarıyor. Bu da büyük bir şans. Yani Beşiktaş Karius'tan o konuda da şanslı değil yani. Erman senin de görüşlerini alacağım ama laf hızlı geçtiği için devam ettik. Acaba bir maç sonu açıklamalarını mı versek veya Fatih Hoca'nın Arda ile ilgili açıklamaları var. Herhalde önce maçla ilgili kısmını vermek daha mantıklı olacak. Galatasaray Denizlispor maçına gidelim. Teknik adamların açıklamalarına bakalım. Arkasından devam edelim. Hepimizin bir oyun hayali var kafasında. Hepimiz o hayale ulaşmak için çalışıyoruz. Biz de bugün o hayale çalışmalarımızla yavaş yavaş yaklaşabileceğimizi gösterdik. Bana göre iyi bir oyun oynadık. Oyunun bazı anlarında çok enteresan bugün bir pek istatistiği ben normal sizlere bırakırım genel olarak. Ama Muslera'nın tek out atışı var bugün. 94 dakikada tek out atışı. Bu önemli bir nokta. Oradan başlama adına ve oyuna çıkma adına
doğru işler yaptığımızın önemi. Özellikle rakip sahada bu topla oynamanın çoğu olduğu için çok daha pozitif geldi bize. Gol pozisyonları yüksek. 20'ye yakın şut atmışız. Daha doğrusu 19 şut atmışız. Bu iyi bir rakam. İsabet oranı az yalnız. Demek ki oyunu sonuçlandırmada daha da dikkatli olmalıyız ki oyunu koparalım. Çok daha farklı olabilirdi. Ama bizim için her maçın artık bir final. Kaybetmenin bizi çok üzeceği bir ortamdayız. Gerçi uzun daha ama öyle kayıplar verdik ki bir an evvel kazanmak için veya arayı kapatmak için sabırsızlanıyoruz. O yüzden de bazen böyle haller olacak. O yüzden oyuncularımın oyunundan memnunum genel olarak. Çok zevkli bir karşılaşma oldu bir defa. Yani oynamak isteyen. Sonuç olarak Saraki bugün özellikle ilk yarı oyunun en iyilerinden bir tanesiydi. İkinci yarı doğal olarak o kadar yüksek şiddetli koşular ve bindirmeler yaptı ki, o taraftan işler yaptı ki tabii bunu bölemedik sağa sola maalesef. İki taraftan gelseydik biraz daha tasarruf ekonomik olabilirdik. Ama memnunum ondan ve diğer arkadaşlarımızdan. Her gün biraz daha fazla çalışacağız. Daha iyiye gideceğiz. Ama bu oyun bize ileriye ümitle bakmamızı gösteriyor. Bizim yönetimde bir problemimiz olmadı şimdiye kadar. Bir problemimiz yok. Bazen fikir ayrılıkları olabilir. Ama bunun adına da problem denmez. Verdiğimiz listenin birebir alınmasını beklemek zaten çok zor olur o işte. Geldiğimizden beri esnek olmak zorundayız. Çünkü bir defa cezamız var. Öyle bir rakamımız yok. Burada eğer bir sıkıntı var ise alınanlar için söylüyorum. Direkt muhatabım teknik olarak benimdir. Ben bunu dedim de alınmadı da listem benim falan. Öyle de hiç ben bir zaman böyle bir şey söylemedim. Biz beraberce bir yola çıkmışız. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Olur bazen. Bazısı tutmaz. Veyahut adapte olmaz. Veyahut değiştirmemiz icap eder. Biz bir zaman geliyor hem en iyisi hem en ucuzu. Yok böyle bir dünya tabii. Satmadan alamama gibi bir sıkıntı varken başarmak çok kolay olmuyor devrası. Bu sene o sıkıntıyı yaşıyoruz. Buna rağmen işte yine Saraki ve Cese'yi stoper alabilirdik. Onu kendisi vazgeçti, alamadık. Ona uğraşıyoruz. Ama yine genç oyuncular, yine tecrübeli oyuncular alabilirsek alacağız ama bir yandan da boşaltmamız lazım. Maç öncesi yaptığımız analizde Galatasaray takımının özellikle kenarlardan etkili geldiğini biliyorduk. Bununla ilgili de bayağı çalıştık ama yediğimiz gol yine bir kanat ortasından geldi. Oyun çok rölanti giderken 1-0 mağlup duruma düştük. Tekrar oyuna müdahil olduk ki dengeli giden bir oyun. İlk devreye giderken oyuncularıma şunu söyledim. İkinci yarıya çıkarken 1-0 devam etsin. Çünkü bizim gol potansiyeli yüksek olan bir takımız. Her takıma gol atabilecek potansiyelimiz var. Tabii ikinci yarının 10. 15. dakikasında golü yiyince kolay değil tabii geriden gelmek. Ama oyunu hiç bırakmadık ki... Galatasaray takımının yediği 15 golün 13 tanesini son yarım saatte yediğini düşünürsek son yarım saatte zorluk çıkaracağımızı biliyorduk. Ki duran toplardan da sıkıntıları vardı ki golü de öyle bulduk. Son yarım saatte de aslında beraberliği yakalayacak pozisyonları yakaladık. Son vuruşlarda çok beceriksizdik. Ama genel hatlarıyla bakıldığı zaman takımın oynadığı oyundan son derece memnunum. Arkadaşlar Arda açıklamasını da ayrı hazırlamışlar. Yayıncı kuruluşa çok bir şey söylemedi. Ama bakalım basın toplantısı belki biraz daha ayrıntılı konuşmuş olabilir. İnsanlar merak ettiği için onu da ekranlara getirelim. Meselenin yönetimle benim aramdaki bir kriz gibi gösterilmesi ve problemmiş gibi sunulmasından son derece rahatsız olduğumu ifade etmek istiyorum.
bu bahsettiğimiz kişi bu camianın ve kulübün yatırım yapıp emek verdiği birisi. Buradan ayrılırken de kulübe çok ciddi bir katkı sağlamış. Şimdi Arda'yı iyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz ikinci şansı hak edecek şeyler yaparız. Bu hatayı yaparız. Bize de sahip çıkan hemen ailelerimizdir. Önce onlar sahip çıkarlar. Ben Galatasaray'ın değerlerle yetişmiş Fatih Terim olarak Arda'ya ikinci şansı hak etmesi, hak etmek diyelim, güvenleri tekrar kazanmak, ve bunun için, kazanması için ona bir şans kapısı açılmasından yanayım. Bu şansı verilmesinden yanayım. Gerekirse futbolu burada bırakmasın. Yetiştiği ocak diyelim, aile tarafından sağlanabileceğini söyledim. Esasında ez cümle, ben bunu söylemek istedim geçen sefer. Bunu söylerken de burada performansından, fiziğinden, efendime söyleyeyim, tekniğinden, sahadaki hareketlerinden veyahut da mücadelesinden filan bahsetmiyoruz. Burada hatalarını, bedelini ödemiş bir Arda var. Hatta ödemeye de devam eden bir Arda var. Hala da devam ediyor. Ben de diyorum ki bu sadece teknik bir karar değil. Niye değil? Biz Galatasaray camiası olarak taraftarından camiasına, mevcuttan eskiye, seyircisine, bize, size, herkesin ortak kararı olmalı bu. Peki Erman, hem Galatasaray'ın futbolu ümit verdi mi? Fatih Hoca böyle belirtiyor bugünkü futbolu. Ben ilk yarıdaki başarısızlıktan biraz ders çıkartmış bir Galatasaray bekliyordum ve bugün gördüm bunu. Lines geldi, Sarakki geldi. Nagatomo ile Mariano yok şu anda. Bence çok büyük bir katkıları olmadı ama 21 yaşındaki bir oyuncunun Galatasaray'daki ilk maçını çok sert eleştirecek de değilim. Tam tersine Nihat'ın söylediği gibi servisleri çok dikkat çekiciydi. Çok güzel bir asist. Belhanda zulmünden Galatasaraylıları kurtaran bir Emrah Baba vardı. Çünkü ben hep Galatasaray'da forma rekabetinin eksik olduğundan bahsettim 100, sezonun ilk 100, yarısında. 100, artık o rekabet var. Babel gitmeseydi daha da sert olacaktı. Kime faydası olacak? Formayı alanın bırakmak istemeyeceği Galatasaray takımına faydası olacaktı. Fatih Terim'in biraz oyuncuları oynatma konusunda mecbur kaldığı, forma rekabeti olmadığı için elinin kuvvetlenmesi kaldığı için iyiydi diyorsun. Evet. Oyunculara formaları verip oynatıyordu. Şimdi formaları oyuncular almak zorunda. Oyuncular performansıyla almak zorunda. Belhanda oyuna bile giremedi doğru dürüst. Demek ki burada bir forma rekabeti oluştu. Milli takımımız için de çok önemli. Biz hep hani Yusuf'u kaybettik, Abdülkadir Ömür belli değil, Meri'yi kaybettik diyoruz ama Emre Akbaba'yı kazanmıştık. Kazanımlar da var. Evet, kazanımlar da var. Bence Sivas Sporlu oyuncular. Sivas Sporlu oyuncular var, Emre var. Yani bence Trabzonsporlu Hüseyin mutlaka konuşulması gereken oyunculardan bir tanesi. Uğurcan aynı şekilde. Yani bakıyorsun Galatasaray takımı ilk yarıya göre daha iyi bir görüntü verecekmiş gibi. Ama üstünde onların da 5 tane takım var. Öyle çok kolay değil. Geriden gelmek hep avantajdır. Onu kabul ediyorum ama tek bir rakibin olursa avantajlı. Ama şimdi Denizlispor'a da bakınca, yani Denizlispor karşısındaki Galatasaray'a da evet zaman zaman iyiydi ama ya bu Galatasaray çok iyi bir sinyal verdi. Sivasspor'u seyrettik bu akşam. Evet. Şampiyonluğa oynayan 6 takım var şu an. 5 takım. Alanya'yı da katarım bu işin içerisinde, puan olarak şansı var. Hı-hı. Şampiyonluğa inanıyor dedirtebilecek takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray değil. Değil. Başakşehir, Trabzon
Fenerbahçe yine de koymuyorsun dün akşamki deplasman galibiyetine rağmen. Ama abi ilk yarısını izlersen çok kötü. İkinci yarı karşılıklı çok pozisyon. Fenerbahçe bir tık ileride. Yok, çok sıkıcı ama bir maçtı genel olarak. Ama şampiyonluğa oynayan takımın taraftarını inandırdığı oyunu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray oynamıyor. Sivas takımı oynuyor, Trabzon oynuyor, Başakşehir oynuyor. Bir tık öndeler onların, hatta iki tık. Evet. Şu an onlar önde. Katılıyorum. Futbolda yani bir sürü detay vardır şampiyonluk için. Değişebilir detay. O yıla girdiğin zaman camianın büyüklüğü, bütünleşme, bilmem ne. Kazanmayı bilirler. Ama şu an için İstanbul'un üç büyük takımı, benim saydığım Başakşehir, Trabzon ve Sivasspor'dan önde, ne oyun olarak ne puan olarak bir de değil. Şimdi ümit kelimesini kullanınca bir sonraki maç gelmiyor benim aklıma. Yani ümit kelimesi yakın vadede çok iyileşeceğini göstermiyor bir takımın. Bana bir 4-5 hafta gibi hissettiriyor ümit. Denizli Spor'a beraberlik şansını son yarım saatte en az 3-4 pozisyonla mesela, verdi. Mesela. Değil mi? Nihat Mustera'nın başarısından bahsetti. Ama şimdi mesela Sivas Spor'u görüyorum, Trabzon Spor'u görüyorum, dediğim gibi Başakşehir'i görüyorum. Ümit ise bu takımlar baya baya ümitli ama çok yakında zaten iyiler. Bir dahaki hafta daha iyi olacaklar gibi. Ondan sonraki hafta daha iyi olacaklar gibi görünüyor. Bak bu söylediğimiz aralarında oynadığı maçlarda kanıtlanacak. Bugün biri kanıtlandı. Sivas Spor geldi. Beşiktaş'ı kendi sahasında kazandı. Fenerbahçe Başakşehir neden diyorsun? Bugüne sonra kadar hep iyi maçlar oynadığı için. Beşiktaş da kazandı, belli bir puan aldı ama oyunun belli başlı bölümünde iyi oynayarak böyle kazandı. Hani bir böyle 78'ün dakika vay ne oynadı hiç demedik. Galatasaray için de demedik, Fenerbahçe için de demedik ama Trabzonspor için söylüyoruz. Bazen maçın 60-70 dakikası inanılmaz oynuyor. Başakşehir evet, Sivas evet. O yüzden Sivas bunları oynayarak geldi, bugün Beşiktaş'ı yendi. Şimdi mesela Başakşehir Fener oynayacak. O maça bakacağız. Bakalım Fenerbahçe ne yapacak? Çünkü iyi oynayan bir Başakşehir var. Ara sıra iyi oynayıp kazanan bir Fenerbahçe var. Zaman yani bunlar zaman bizi kanıtlayacak. Bursa Spor Şampiyonluğu'nda işte İstanbul'da Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı galip gelerek hani şampiyonluğunu hak eden takımların bu maçları kazanması lazım. Sivasspor şimdiye kadar Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı iki kere yendi. Fenerbahçe'yi yendi. Kendi sahasında da Galatasaray'la oynayacak. Yani şampiyonluk yolunda rakiplerini de yenebilen, İstanbul'da mağlup oldu ama maçı çevirebilirdi. Yani performans anlamında hem büyük maçları hem kendi sezon başı itibariyle kendi sınıfındaki takımları yenebilen bir Sivasspor'dan bahsediyoruz. Oyuncular yaptıkları işten keyif alıyor. Bir kere çok iştahlılar. Türkiye Kupası lig ayırmadan çok iştahlı maçlar oynuyorlar. Antrenörsüz şu anda Malatyaspor. Bu da bence Sivasspor için bir avantaj olabilir. Arda konusu. Şimdi Galatasaray'ın Arda'ya ihtiyacı var mı? Hadi bu tartışmayı da geçtik artık. Üzerine çok fazla konuşulduğu için. Vallahi ben 2 hafta var. Ben bu açıklamadan ne anlıyoruz bak, yani? Galatasaray'ın Arda'ya ihtiyacı yok baktığında. Hani Arda'nın son senelerdeki performansına bakarsan. Arda'nın Galatasaray'a ihtiyacı var mı? Arda'nın Galatasaray'a ihtiyacı var. Her anlamda moral olarak, psikolojik olarak tekrar kendini değerli hissetme ihtiyacı var Arda'nın. Ama asıl üzücü olan Atletico Madrid dönemlerini, Galatasaray'ın ilk dönemlerini ve Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın bugün alalım mı, almayalım mı, gelsin mi, gelmesin mi sürecin bu kadar uzaması ve maalesef bu kadar konuşulması. Arda Turan dedin mi, lak almayacak takım sayısı azdır. Bugün bu kadar tartışılan, isteniliyor mu, istenilmiyor mu diye tartışılan bir Arda Turan görmek beni üzüyor. Çünkü bunları hak etmiyordu. Kendi hataları da var mıdır? Vardır. Zaten Fatih Terim de hala bedel ödüyor dedi. Eğer Arda Turan'ı alacaksa Galatasaray, bugün performansıyla almayacak, Galatasaray'la alacak. Doğru evet mu? Yapacağın iş şudur. Arda Turan'ı alırsın. 2 yıllık minimum veya 2,5 yıllık bir kontrat imzalatırsın. Bu kontrat performans üzerinden değer kazanır. Oynadığı kadar para kazanır. Hem Arda Galatasaray'a geri dönmüş olur, hem de iyi oynarsa yüksek bedelleri tekrar kazanır. Hem kulüp mağdur olmaz, hem Arda için de yeni bir hedef açılır. Alacaksa bence böyle almalı. Hani ilk 6 ay içerisinde Arda'dan geldi, gelir gelmez bu takımı aldı, bir seviye yukarıya çekti falan beklentisine girersen Arda'ya da kötülük yaparsın. Yaptığın transfer de bir başarısızlık gibi gözükür. Ama Arda'yı 1,5 veya 2,5 yıllık alırsan Galatasaray takımına ve dediğim gibi belki maç başı üzerinden bile anlaşma yapsan, Arda oynadıktan sonra para kazanmaya başlarsa ki buna da itiraz olacağını zannetmiyorum. Çünkü Arda'nın bir başlangıca ihtiyacı var. Yaşı ilerlemiş bile olsa yeni bir başlangıca ihtiyacı var. Dediği doğru. Arda'nın Galatasaray'a ihtiyacı var.
performans üzerinden yaparsın 1,5 veya 2,5 yıllık kontratı. Çok iyi oynarsa fazla verirsin. Oynamazsa sen Arda'ya karşı Galatasaraylık görevini yapmış olursun. Ya bu konu çok kısa, hemen halledilecek bir konu. Nasıl halledilecek? Sevgili Fatih Hoca, Fatih Terim net bir şekilde ben Arda'yı istiyorum, ben Arda'yı istemiyorum diyecek. Ben Arda'yı istiyorum dediğinde Arda gelir, istemiyorum diyorsa da Arda Galatasaray'a gelemez. Çünkü Fatih Hoca'nın böyle bir ağırlığı var Galatasaray camiasında. Tabii ki. Buna hep beraber karar vereceğiz kısmını anlamadım ama. Ya buna hep beraber karar vereceğiz derken hani kim mesela yani bu ekonomik beraber boyutunda herhalde bir problem yok bu işin. Ya Arda da yani problem yaratmaz yani bu seviyeden herhalde sonra yani ekonomik anlamda. Yönetimle aramızda bir problem yok diyor. Çünkü yönetim gündemimize yok diye 1,5-2 açıklama yaptı. 1,5 diyorum, bazen tam demedi, birinde tam dedi. Yani Sayın Mustafa Cengiz taraftar tepkisinden çekiniyor diye çok haber çıktı. Ben özellikle bir şey bildiğim için söylemiyorum ama hani böyle haberler çıktı, açıklamaları da geldi üstüne. Herhalde oturup değerlendireceğiz. Belki başka transfer taraftar yapmak mı gündemde yani? Bunu da etkiliyor mu acaba Arda'nın gelişi? Onu da bilemiyorum ama taraftar, niye etkilesin ki? Taraftar 8 kere şampiyon olmuş Fatih Hoca'yı. Kaç, 19 mu 21 kupa mı aldı? UEFA kupası da dahil. Dinlemez mi? Dinler tabii ki. İstemese de hocamız istiyor deyip saygı duymaz mı? Tabii ki duyar. Bekle. Net olunca Fatih Hoca son bu işi çözen Fatih Hoca olur. Tamam. Ya Belhanda'ya yaptıklarından sonra sahip çıkan Fatih Terim'in Arda'ya sahip çıkmamasının beklenebilir mi ya? Çıkmalı mı? Çıkmalı tabii ki yani. Çıkmalı. Yani Belhanda'ya o yaptıklarından sonra taraftardır, seyircidir deyip kendi taraftarını bile sakinleştirmiş Fatih Terim'in Galatasaraylılığı bu kadar tescilli Arda'ya sahip çıkmaması anormal olur. Ama tabii ki gelir gelmez dediğim gibi performans anlamında bir şey beklerseniz o zaman Fatih Terim'in de Arda'ya sahip çıkmasını eleştirecek bir şey bulursunuz kendinize. Ama değer anlamında diyorsunuz. Değer anlamında alın. Bence Galatasaray'da mutlaka ve mutlaka şimdi olmasa da belki son düzlüğe girerken fiziksel anlamda hazır bir Arda girer, iki tane maç çevirir size. Belki de sizi şampiyonluğa taşır. Ama dediğim gibi bunun bedeli ekonomik anlamda Galatasaray'ı hırpalamamalı. Zaten Arda da performansıyla, durumuyla şu anda herhangi bir yere para pazarlığı yapmaya gidecek bir durumda değil ya. Bu arada arkadaşlarım beni uyardı. Abdullah Avcı basın toplantısında transferle ilgili soruları da yanıtlamış ve Gilerme transferini neden istemediği sorulmuş. O da bir transfer hakkımız varsa ben onu forvetten yana kullanmak istiyorum demiş. Buradan benim anladığım, eğer yanlışım varsa beni düzeltsin arkadaşlar. Gilerme transferi olabilecek durumdayken Abdullah Hoca forvet almamız gerekiyor diyerek bu transferi de yapmayalım o zaman diyor. Bilmiyorum sizin buna bakışınız ne? Hem Gilerme transferine hem forvet arayışına doğru yeri mi tespit etmiş Abdullah Hoca? Erman hep söylüyordu zaten değil mi? Ben şöyle söyleyeyim. Gilerme, Fenerbahçe için de diyordu. Gilerme sen, transferinin doğru olduğunu düşünmüyorum Beşiktaş için. Forvet ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum. Bir yere yani bir ihtiyacı var Umut'la mı? Umut'la ya sol stoper alacak, ya Elneni'nin yerine Atiba'nın yanına ofansif bir 8 numara alacak. Beşiktaş'ın bence ihtiyacı yani var. Elneni'nin yerine birini alması da çok herhalde kolay değil diye düşünüyorum şu anda. Yani bir kere bu transferi çok zaten Abdullah Hoca yaptı. Onu gönder, birini al, yedek oturttur. Gönder orada demedim. Bir lüks gibi. Yani bence Beşiktaş takımının orada mesela kanat oyuncusu da demiyorsun sen. Hayır, yani. Sol açık, sağ açık box falan. Box to box yapacak bir 8 numara ihtiyacı var. La için en azından arkasında servis yapan bir oyuncuya ihtiyacı var. Oyun kalitesi açısından. Valla kadro ne kadar zengin olursa o kadar iyi. Hoca forvet alınması gerekiyor diyorsa, her ne kadar Umut sonradan oyuna girip Beşiktaş'a umut verdiyse zamanında, hep böyle direkt oynatabileceği, hani Burak biliyorsun artık yani yaşı belli. Bu sene de sakatlıklar yaşadı. Burak'ın bakma hani Burak gol atmadı mı oyunda fazla yok Burak yani. Fizik olarak halen toparlamış bir Burak Yılmaz ben görmüyorum Beşiktaş'ta. Burak'ı kurtaran pozisyona girdiğinde gol atmasıdır değil mi yani? Bu seneki göstermiş olduğu performans öyle. Burak kötü oynadığında gol atıp öne çıkar. Forvet oyuncu da böyledir. Yani orada bir alternatifin olması bence iyi olur diye düşünüyorum Beşiktaş'a. Giyerme'de Beşiktaş'ta ne kadar başarılı olur? Vallahi Giyerme'ye biraz bakıyorum hani temposu düşük. Buradaki beklentiler çok farklı yani. Beşiktaş'ın problemi gol yememek mi, gol atamamak mı?
Bunu tespit etmek lazım diyorsun. Zamanımızı iyi kullanmak için saat 16'da oynandığı için tabii üst üste maçlar geldi. Hakkını biraz yedik diye düşünüyorum zaman olarak ama yememek lazım. Çünkü 6-0 gibi çok spektaküler bir galibiyetle Trabzonspor kazandı ve devam ediyor. Ekubon'u, özür diliyorum, MVKM'si, Sörlot'u hakikaten iyi işler yapan, Sosa'sı çok iyi işler yapan bir Trabzonspor var. Biz burada iki maçı da Galatasaray maçıyla birlikte izlemeye çalıştık ama Trabzonspor'da dolu dizgin geliyor. Hüseyin Cimşir. Yani ikinci yarıya başlayabileceği en iyi başlangıçta başladı. Bu kadar ne diyelim, gidiş, geliş, Ünal Karaman'ın gidişi, tartışmalar derken çok iyi bir başlangıç oyuncularla birlikte. Ünal Karaman ilk yarıda neyi yapamadı biliyor musun? Bir türlü dinlenik bir takımı iki tane üst üste maça çıkaramadı. İşte Avrupa Kupası, şu bu, sakatlıklar derken çıkaramadı. Dinlenik Trabzonspor, Sosa'yla, Wakayeme'yle, Sörlot'la, özellikle Pereira'yla çok fark yaratabilecek bir takım. Bugün bir tarif yapayım sana. Oyunu organize eden, oyun dengede giderken, oyunun dengesini hiç pozisyon yokken değiştirebilen oyuncuya yıldız oyuncu denir. Kimi tarif ediyorum sence? Çok zor bir soru sordun. Sosa'yı tarif edin. Yani Sosa gibi bir oyuncun varsa, Türkiye'nin şu anda en değerli orta saha oyuncusu. Yıldız oyuncu tarifinde bu var. Sosa da bunu yapmaya devam ediyor. Ünal Hoca varken de büyük bir şanstı teknik direktör için. Hüseyin Hoca varken de çok büyük bir şans. Ama zayıf demiyorum. Direnci düşük. İşte 7-8 tane de oyuncu gönderdi Kasımpaşa takımı. Bu Kasımpaşa takımı belli ki düşmemeye oynayacak. Bu takımı erken gol bulup, ondan sonra da golün her türlüsünü attığı bir hücum antrenmanı maçına çevirdi olayı. Ama işte taraftar açısından doğru zamanda doğru yerde kendisi için de takım da kendisi için iyi bir galibiyet Hüseyin aldı. Hüseyin Hoca krediyi kazandığı her maçla alacak. Tabii ki. Hani tabii her ki maçla alacak. Şimdi Malatya ve Fenerbahçe maçları var. Yanlış mı biliyorum? Malatya sonra Fenerbahçe. Evet. Sonra Fenerbahçe maçları var. Trabzon'da Fenerbahçe maçı. Trabzon'da. Fenerbahçe maçı zaten başlı başına bir hikayedir. Ama ne olursa olsun hani Novak geri dönecek. Biraz kulübe de hafif güçlendi. Staric geri dönecek. Fenerbahçe maçı için hazırlanıyor diye konuşuluyor. O da yani maç kendisine bir maç seçiyor. O da enteresan bir oyuncu. Ama oynarsa Trabzonspor'un şampiyonluk şansı daha fazla olacak. Ama bir türlü oynatmayı da beceremiyorlar. Zor. Ya şimdi öncelikle Hüseyin Cimşir'i tebrik ediyorum. Sörlot da kaç gol geldi? Bugün, 13-14 bugün Trabzonspor 6-0 kazandı. Hüseyin Cimşir sayesinde kazandı demem. Kaybetseydi de Hüseyin Hoca sayesinde kaybetti demeyecektim. Zaten bu kadronun içinde olan bir teknik direktördü, yardımcı teknik direktördü. Çok büyük sorumluluk verildi. Bence de doğru olan yapıldı. Çünkü değil mi Erman? Evet. 24 saat geçen seneden beri bu oyuncularla beraber olan bir Hüseyin. Bir de Trabzonspor'a bir bakıyorum. Mikel, Sosa, Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, Sörlot. Ya bu 6 oyuncunun hepsi sana gol yapar minimum. Sosa, Frikin başına geldi. Trabzonspor'dan 5-6 oyuncu orta kesecek diyor orada. Daha ben evde otururken galeye vurur dedi. Yani çıkmasına gerek yok oyuncuların. Ya böyle bir kalite yok. Böyle bir oyun okuma yok. Trabzonspor gümbür gümbür başladı. Dediğim gibi Trabzonspor böyle maçlarda puan kaybediyordu. Mesela Denizli'ye işte gençlere puan kaybetti ve seyirci o yüzden çok sinirlendi. Bugün o hataya düşmediler. Kasımpaşa'ya karşı çok ciddi bir maç oynadılar. Peki. Böylece programın sonuna geldik yavaş yavaş. Benimle ilgili bir haber var. Açıkçası çok fazla izleyicilerin zamanını almak istemiyorum ama... Kendi haberini kendi yapıyor. Aynen. Veda ederken de bunu söylemek istedim. 4 yıl boyunca, yaklaşık 4 yıl boyunca hem yöneticilik hem spikerlik yaptığım bu ekranlara veda ediyorum. Başka bir maceraya başlamak için. Çok iyi anılar biriktirerek buradan ayrılıyorum. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Türk Telekom ailesine bana şans verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Her zaman kalbim ve gönlüm bu ekranlarda olacak. Bugün son yayınımızı burada yapmak kısmet oldu. Bütün izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.